Merhabalar. Bu videoda Raspberry Pi üzerine OpenCV'yi nasıl kurup kullanacağımızı anlatacağım. Şimdi Raspberry Pi ile ilgili bir video serisi zaten kanalda var. Orada Pi'nin kurulum adımları, sonrasında VNC bağlantısının nasıl kurulduğu, uzaktan nasıl erişildiğini anlatmıştık. Buradan da uzaktan erişimi VNC üzerinden yapmış bulunuyorum. Şimdi burada kuracağımız pek çok paket var. Şöyle text editöre girelim. Kullanmaya hani ihtiyacımız olursa diye. İşte OpenCV var. PySerial var Arduino için. PyTesseract var. Bu da metinleri işte resimler üzerindeki yazıları ayıklamak için. NumPy, Pandas, işte yüz tanıma, Matplotlib gibi pek çok kütüphane var. Şimdi bunları tek tek yüklemektense buradaki setup sh dosyasını çalıştıralım. Sudo bas, pencereyi biraz büyütelim. Yakınlaştır. Setup nokta sh dedik. Tabi desktop'ta bu dosya cd desktop. Tekrar çalıştıralım. Bakın çalışmaya başladı. Buradaki komutları tek tek çalıştıracak. Yani bunların güncellemelerini ya da yüklemelerini yapması gerekiyor. Şimdi bu işlem normalde yarım saatle bir saat arasında sürecek. Ancak ben bu kurulumları daha önceden yaptığım için çok kısa bir süre içerisinde bu işlem de tamamlanacak. Ekstra olarak bir güncelleme yoksa birkaç dakika içerisinde tamamlanması gerekiyor. Şimdi bu devam etsin. Bize lazım olan iki tane daha uygulama var. Onları da göstereyim. Bir tanesi Visual Studio Code. İkisini de kullanacağız. Bir de PyCharm. Bakın VS Code diyorum. Bir de PyCharm. Bunların da Raspberry'ye nasıl kurulup çalıştıracağımızı göreceğiz. Bakın Visual Studio Code kendi sitesine giriyoruz. Bir yandan da PyCharm'ın sitesine girdik. Kurulum adımlarına baktık. Burada kurmaya çalışıyor. Devam etsin. Tabi biraz bilgisayarın performansına göre Pi biraz daha düşük. O yüzden beklememiz gerekiyor. Şimdi bizi niye buraya attı? Bizim şu download sekmesinde PyCharm'ın community sürümüne ihtiyacımız var. Evet geldi. Bakın buradan Linux'a tıklıyorum. Aynı şekilde Visual Studio Code'a girdiğimiz zaman da bize şuradan Debian uzantılı olan sürümü lazım. Bakın Other Platform diyor. Şuraya da tıklayabiliriz. Bakalım be. Bakın şuraya girdiğim zaman bana ne lazım? ARM uzantılı Debian dosyası lazım. Şu ARM'ye basıyorum. İndirme işlemi başlayacak. İptal ediyorum. Ben zaten bunu indirmiştim uzun süreceği için. Aynı şekilde PyCharm'ın da Linux kısmına girdiğim zaman şuradan Community'ye basıyorum. Community sürümü lazım. Bu işlem de başlayacak. Bunu da durduruyorum. Bunu da indirmiştim. Şimdi bir yandan da şuradaki kurulumları kontrol edelim. Evet tamamlanmış. Zaten bunların hepsi yüklüydü. Ben de güncellemelerini kontrol etti sadece. Varsa onları yükledi. Şimdi benim dosyalarım nerede? Buradan Pi altında Downloads klasörüne girdiğim zaman bakın PyCharm ve kodun Visual Studio kodun olduğunu görüyoruz. Bakın bu dep uzantılı zaten. Ancak bu PyCharm şöyle baktığımız zaman sıkıştırılmış formatta. Bunu diğerinin kurulumu tamamlanana kadar şöyle buraya çıkar diyorum. Burada klasör içerisine çıkaracak. Biz doğrudan bunu çift tıklayıp çalıştıracağız. Kod içinse kurulum yapmamız lazım. Bunun için de terminali açıyorum. CD Downloads diyorum. Şurada cd nokta nokta diyelim. Cd Downloads.
ls dedik. Bakın burada kod var. Şimdi bunu nasıl kuracağız? Sudo dpkg eksi i diyorum, paket yükleyici, yani paketi kuracak bize. Kod, tab tuşuna bastığım zaman tamamlıyor. Şimdi burada enter'a basarsam, şurası yanlış olmuş. Enter tuşuna bastığımız zaman kurulum başlayacak. Şunu da biraz yakınlaştıralım. Evet. Şurayı da düzelttik. Kurulum işlemine başladı. Diğer yandan şuraya baktığım zaman birazdan da bunun bir klasör içerisine çıkması gerekecek. Onu da kontrol edeceğiz. Bu da yüklensin. Videoyu durdurayım. Evet, şimdi kurulum işlemi tamamlandı. Burada da sıkıştırılmış dosya klasöre çıktı. Hemen bakalım buradan programlama kısmında, bakın Visual Studio kod gelmiş, açıyoruz. Ayrıca terminal üzerinden de şöyle kod yazarak uygulamayı da çalıştırabilirsiniz alternatif olarak. Şimdi burada bazı ayarlamalar, daha önceden yaptığımız şeyler gelmiş. Bunu kaldıralım. Evet. Kapatalım şunu. Kaydetmesin. Tamam, nasıl kullanacağız? Kodu görelim. Öncelikle şuraya geleceğiz. Buraya Python yazıyorum. Bakın tıkladım buna. Zaten yüklüymüş. Bu Microsoft'a ait Python yorumlayıcısı. Bunu Visual Studio kodun içerisine install yapmanız lazım. Yaptıktan sonra nasıl kullanacağız? Bakın şuraya tıklıyoruz. Şuradaki pencereye bir tane klasör oluşturmamız lazım. Masa üstüne klasör oluştur. İsmi Python olsun. Tamam dedik. Kapatalım. Bakın Python klasörü oluştu. Buradan çalışmalarımızı yapacağız. Şu terminali de kapatabiliriz. Şimdi new file diyoruz. Ya da şöyle yapalım. Bunu silelim. Şuraya Python'a tıklayalım. Şöyle. Bakın şurada da new file var. İsmini yazalım. 1.py'ye. Şimdi burada şurayı da büyütelim. Print merhaba dedik. Nasıl çalışacak? Terminal penceresi açacağız. New terminal. Bakın şuraya geldi gördüğünüz gibi. Şimdi normalde run diyorduk biz PyCharm'da, ancak Visual Studio Code'da biraz farklı, terminal üzerinde Python 3.py dedik. Evet, çalışmadı. Bir daha kontrol edelim. Uygulama neden bize çıktı vermedi? Şimdi bir daha şuraları kontrol edelim. Terminalden çalıştır. Evet. Şuraya bir tıklamamız gerekti. Tekrar uygulamayı çalıştıralım. Şunlara gerek yok. Zaten doğru yerdeyiz. Şuraya Python 3.py dedik. Evet, uygulama çıktığımızı verdi. Birazdan da OpenCV'yi kontrol edeceğiz. Şurada da PyCharm'ı klasöre çıkarmıştık. Bakın binin içine giriyoruz. Burada PyCharm.sh dosyası var. İçerisinde çalıştırılacak komut dizilerinin olduğu yer var. Nasıl çalıştırılacağı ile ilgili. Tabii bizi ilgilendirmiyor. Biz çift tıklıyoruz. Uç birimde çalıştır diyoruz. Birazdan o da açılacak. Şimdi buradan OpenCV'yi de deneyelim. Import CV2. Şimdi bir tane resme ihtiyacımız olacak. Araba resme. PyCharm da açılıyor.
Şöyle diyelim. Tog resmi. Şuna tıklayalım. Resmi farklı kaydet diyelim. Masa üstüne kaydetsin. Şimdi bana bu dosya nerede lazım? Birincisi şu Python klasörü içerisinde çalışıyoruz. Buraya kopyaladık. Tekrar şuraya döndük. Koda. Bakın geldi buraya. İsmini de değiştirsek aslında iyi olurmuş. Tok. Şunu da kapatalım. PyCharm'da. Import CV. img eşittir CV to imread. Parantez açtık, kapattık. Resmimizin adını yazacağız. Yeni resmimizin adı ne? Tok.jpg. Açtık. CV to imshow. Pencere adını girdik. Virgül img dedik. CV to weight k. Tabii şu k'yi büyük yapmamız lazım. CV to destroy all windows. Şimdi bunu çalıştırmamız lazım. CTRLS ile kaydettim. Tekrar şuraya geldim. Bakalım hatamız var mı ya da çalışacak mı? Çalıştır dedik. Bakın gördüğünüz gibi açmış oldu. Yani OpenCV çalışıyor. Burada komutların çalıştığını gördük. Şimdi aynı uygulamayı bir de PyCharm'da deneyelim. Yapmamız gereken şeyler var mı görelim. PyCharm'ı açtık. Buraya resme ihtiyacımız var. Şu tok resmini alıp projektin içerisine kopyaladım. Tamam dedim. Şimdi buraya PyCharm Project. Sağ tuşa basıyorum. New Python file. Normal OpenCV. U1 olsun ismi. Önce bir uygulama çıktısı görelim. Merhaba dedi ki. Tabii çözünürlük biraz düşük gibi duruyor. Şöyle. Sağ tuş. Run dedim. Bakın çalıştı. Hemen import CV to dedim. Import numpy snp diyelim. Bir de bu bakalım var mı? Tamam. Img eşittir. Hatta kodları birebir alalım şuradan. Çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi burada da OpenCV'nin çalıştığını gördük. Şimdi neden böyle bir şey yaptık? Projelerimizi Raspberry'den çalıştırarak GPIO pinlerini kullanıp etkileşimde bulunabiliriz.